Enerjisa günlük enerji bültenini sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 29 Ağustos 2024. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Güneş panellerine verilecek devlet desteği için gerekli şartlar belli oldu. Buna göre teşvik vergisi kapsamında desteklenecek olan güneş panelleri panel üretim tesisinin kapasitesiyle sınırlı olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olası bir depremin enerji sektörünü etkilerini ve alınacak önlemleri belirlemek amacıyla tatbikat düzenledi. 12 saat süren tatbikatın ardından olası bir depremin yaratabileceği sorunlarla alakalı olarak yapılması gerekenler tartışıldı, aksaklıklar ve eksiklikler not edildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun verilerine göre Türkiye'nin ham petrol ithalatı 2024 yılı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık %8 azaldı, 2 milyon 841 bin tona indi. Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi ise %1.54 artarak 3 milyon 223 bin ton seviyesine çıktı. Geceleri güneş ışığı satılmaya başlanacak. ABD'li girişim şirketi Reflect Orbital, uzaya gönderdiği büyük bir aynayla ihtiyaç duyulan noktalara, özellikle de güneş enerji santrallerine güneş battıktan sonra da güneş ışığı satmaya hazırlanıyor. Hizmet 2025 yılının son çeyreğinde başlayacak ve başvurular Ekim ayında kapanacak. CV Enerji yurt içine yerleşik ve Türkiye genelinde satış noktaları bulunan bir şirkette 5 milyon dolarlık lityum batarya satışı için anlaştı. Batarya ürünlerinin teslimatının 2 milyon 500 bin dolarlık kısmının 1 Haziran 2025 tarihine kadar, kalan 2 milyon 500 bin dolarlık kısmının da 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlanması öngörülüyor. Türkiye İş Bankası Yeşil Sürdürülebilir Tahvil, Bono ve Sermaye benzeri borçlanma aracı ihracı yoluyla yurt dışından kaynak sağlayacak. İhraç edilecek borçlanma kağıtlarının nominal büyüklüğü 3 milyar dolar olarak belirlendi. Aydem Grubu şirketlerinden GDZ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, 750 milyon dolarlık tahvil finansman bonosu ihracı yoluyla yurt dışından döviz cinsinden finansman sağlayacak. Türkiye Petrolleri Edirne'nin Enez ilçesine açacağı sondaj kuyusuyla doğalgaz arayacak. Projenin maliyeti 3,5 milyon lira olarak tahmin ediliyor. Enerji Bakanlığı'na 6 bilişim personeli alınacak. Başvurular 2-13 Eylül tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapılacak. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol fiyatları Çin'in talebinde beklenen düşüşe rağmen Libya'nın pazardan çekilmesinin yaratacağı arz sıkıntısı nedeniyle yükseliyor. Piyasalarda Brent tipi petrolün varili 80 dolardan, Batı Teksas tipi petrol ise 76 dolardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 30 Ağustos 2024 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2513 lira 82 kuruş olarak belirlendi. Maksimum fiyat saat 00.01 dilimi için 3000 lira, minimum fiyatı saat 12.13 dilimi için 1850 lira oldu. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın Yönetmeni Mehmet Kara. Haber Müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik Yapım Resul Buksur. Enerjisa günlük enerji bültenini sundu.